çok umudum yok. Roommate'den konuşalım. Roommate ne olacak ya? Ya roommate'den bakın şey Bob gitti. Bob'un olayına tekrar girmiyorum. Maske falan çok konuştuk. Bob gitti. Ondan sonra şey... Kayon gidiyor şimdi. Kayon gidiyor. Şey kadının neydi mahkem olan? Sora. Sora. Sora gidiyor. Gideceğini açıkladı. Ya Chanyeol zaten varla yok arası. Lee Dong-wook varla yok arası. Şimdi Lee Dong-wook hele yeni diziye başlıyor. Aynen dizisi yeni bitti yani. Hotel King yeni bitti. Şimdi yeni diziye başlıyor. Yine olmayacak. İşte Minho ile şey başlıyorlar diziye. Aynen Minho ile... Onlar yeni diziye başlıyorlar. Sekong-chun. O ikisi şimdi diziye başlıyorlar. Yani... Bir Shinon mu evde galiba yani? Yani... Nonna yine idare ediyor. Bir de şey var. Bir de şey var. O kadar. Beş kişi var. Ya bence 4-5'i sabit bırakıp yenilerini koyacaklar herhalde yani. Ya ben şey diye düşünmüştüm hani... Artık tamam bitirirler yeni bir roommate başlar. Ama şu an hani hepsi teker teker... Gideceğini açıklıyor hani... Yerlerine birileri herhalde gelecek. Ya ve şey de yok. Yani mesela bölüm içinde gideceklere dair bir sinyal, bir veda... Bir şey de yok yani. Öyle gidiyorlar. Yani bari taşınışlarını görseydik. Şey bence... Program tutmadı. Tutmadığı için de artık... Birazcık hani geriye çekme taktiği izliyorlar bence. Ya tutmamasının sebebi de maalesef ki içinde olan ünlülerin sürekli bir skandal içinde olması. Evet. Birazcık o. Birazcık EXO... Format adam gibi oturmadı. Daha çok evde hava tutardıkları. Mesela ben çok eğleniyorum bununla. Daha çok böyle beraber oyun oynadıkları, daha çok evde hayat yaşandığı olsaydı biraz daha bize etkileyiciliği yüksek gelirdi. Onu da birazcık oturtamadılar. Ama yeniler gelirse, YG varsa o yenilerin arasında neden bir Big Bang üyesi olması için yani. Şansonu siz bir odaya kapatın ben geliyorum. Yani ama roommates'e karşın real man. Acayip bir yükselişte. Superman Returns. 300'ler. Yani dünyanın en muhteşem programı olabilir. Peyami'nin bu klansı. Yani 300'ler muhteşemler. Harikalar. Onu toptum. Bilmiyorum izlediniz mi ama yani 300'ler var. Ve isimleri... Tea Minguk Manse. Tea Minguk Manse'yi de yaşasın Kore demek. Yani 400 olup adını ufuktan doğan güneş koymak gibi bir şey. Yani. Acayip ismi. Çok şekerler. 3 tane çocuk ve bir baba 48 saat beraber geçiyorlar. Zaten hastasıyım ikizlerin bir gibi cahil bir çocuk. Aynen. O benim hala Haru. Sonra Sejun. Benim Haru hala Haru. Haru ile tablo muhteşemler zaten. Saran. O tartışılmaz. Saran var. Saran bir haftaya Can Gensuk giriyor. Can Gensuk. Çangesok. Neyse. Ondan sonra o gelecek. Yani hani çok eğlenceli, çok güzel bir program. Epik ay comeback yapıyor. Evet, epik ay comeback yapıyor ama YG üzerinden düşünürsen ne zaman yapacağı belli yok, değil. Yok, epik ay yapar. Epik ay Big Bang olmadığı için yapar. Bu arada YG comeback falan konuşmadan Winner'dan söz ederim. Winner geldi ama ben dinlemedim. Çünkü benim hiçbir dinlemedim ama. Ben... Comeback stage'lerini izledim. Klipleri izlemedim belki reaction yaparım diye ama açıkçası şarkıları dinledikten sonra reaction yapasım kaçtı. Neden? Beğenmediğimden değil. Bunu biz bir arkadaş Asya Efendi'de de tartıştık demeyeyim de tartışmak deyince yanlış anlaşılıyor. Fikir alışverişinde bulundu. Ben daha önce şey demiştim. Winner hani rap, hardcore olur falan demiştim. Ama çok soft bir çıkış oldu. Albümü dinlemedim bu arada. Sadece iki çıkış yani Color Ring ile MT'yi dinledim. MT'yi çok beğendim. Color Ring'i beğenmedim. Beğenmedim dediğim de hani değil yani. MT'yi daha çok sevdim. MT'yi bayağı dinliyorum hatta. Sonra arkadaş bana geri yazdı Winner çıkış yaptıktan sonra. Sen abla hatırlıyor musun? Böyle demiştim. Ben de sana neredeyse tamamen hani 2AM kıvamı bir grup olacak demiştim dedi. Ben de ona dedim ki size de diyeyim. Winner çıkış yapmadan evvel YG bir açıklama yaptı. Winner'ın neden bu kadar uzun süre sonra çıktığına dair. Ve şöyle dedi. Big Bang ile karşılaştırma yapılmasın diye kendi karakterlerini oturtmaları için bu süre gerekiyordu dedi. Ben oradan bunu anladım. Big Bang comeback yapacak. Winner de çıkış yapacak. Big Bang'in altında Winner ezilmesin. Big Bang'den farklı bir şey çıkartalım. Big Bang hardcore bir grup zaten. Ki beni burada ilgilendirecek o zaman ciddi ciddi hardcore, daha da hardcore olacak bu dönüş. Ben bunu anlıyorum. Big Bang'in mi? Evet, çünkü Winner bu kadar slow bırakıldığına göre. Evet, hardcore. Ya da Big Bang de böyle hani bad boy tarzı bir çıkış yapacak olabilir. Hani
ne çok bala, ne çok... Bence hardcore olacak. Ben hardcore olacak. En azından öyle olmalı. Hardcore yapabilirlikleri de belli, top dans edemiyor çünkü. Evet. Ondan sonra Winner, Rında, ben bu yüzden bu albümü böyle bu kadar slow ve soft, yani albüme demeyeyim de çıkışlarının bu kadar slow ve soft olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki albümlere bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Winner'ın gerçek tarzının ve stilinin ne olduğunu anlamamız için. Çünkü bence bu bir stratejiydi. Çocukların adını ben sürekli birbirine karıştırıyorum. Mino'ya hastayım. Kendisini hiç karıştırmam. Dante'yuna da hastayım. Evet, onu da karıştırmam. Ama bak şimdi Allah. Taeyang'la G-Dragon çiftleşmesinden oluşandı. O Mino. Mino. Çiftleşmesinden oluşan. Benim bu konudaki teorimi biliyorsun. Bunlar kampanyaya girdiklerinde ikisini de DNA'ya aldılar. Birleştirdiler laboratuvar ortamında. Adamlar o kadar zengin. Kendi DNA ve genetik laboratuvarları var. Orada Mino doğdu. Yani o da yok. Hani mükemmeli nasıl yaparız? Mino. Bu. Şey çocuk, bak nasıl anlatacağım çocuğu, onun adı ne? Onun adı ne dedim diye Allah aşkına altına çocuğun adını yazmayın. Çünkü ben zaten merak edip bakmış olacağım. Bir de bir kişi yazdıktan sonra geri kalan 100 kişi daha yazıyor. O, öyle öyle isim ezberliyorum ama ben galiba. Mesela Kayı'yı öyle ezberlemiştim. Kayı'yı asla unutamayacağım. Bir gün bu çocuk kim diye sordum. O gün hayatım bitti yani. EXO'da ilk öğrendim yine Kayı. Sağ olun. Sizin sayenizde. Çocuğun adı ne? Comeback stage'de yalnız. Debut stage'de. Böyle merdiven üstündeler ya MT'de. Merdivenin tepesinde inen arkadaş var ya. Sesi çok güzel olan. Hatta bir tane OST'de bir kız bulundu. Çocukların da şarkı yapmış. Böyle sesi husky olan. En güzel sesi olan. Ha, onun sesini hastayım. Evet. Yorumum bu. Winner'ın comeback ile ilgili yorumum bu. Benim bir yorumum yok çünkü dinlemedim. Ben zaten maşallah hani şey modundayım. Aynen yani. Hiçbir şey dinlemez haldeyim. Benim en son dinlediğim... Temin'i dinledin mi? Hayır. Temin'in de sahnesini izledim. Kayı deyince aklıma geldi Temin'de. Acaba neden? Çünkü Temin yoktu sahnede, Kayı vardı resmen. Gerçekten. Yani zaten benziyorlardı. Bir de saçları aynı Kayı gibi yapmışlar. Rengini de, stilini de. O hala Kayı diyor mu? Evet, ben de. Ediyor. 19 dakika şarjı kalmış. Aa, sonracığıma şarkı güzel ama. Ben her şeyi yapmayayım. Bütün yorumlarımı söyledim. Evet, bence de. Yani klipleri izlemedim ama şarkıları dinledim. Ben zaten en son Beast'in Good Luck'ını. O derece gerideyim. Ama şöyle bir durum var bende. Ben zaten son dönemde böyle bir K-pop'a doğru, yani K-pop'tan uzaklaştım. Adele dinliyor. Evet. Ve hani Adele'yi yeni keşfetti. Ya ben hep öyleyimdir. Arkadan gelirim. Yani herkes yer bitirir. Ondan sonra ben kendi kendime takılmaya başlarım. Ama mesela hani şimdi mesela Yuki'si çok dinliyorum. Beast'i dinliyorum. Ondan sonra... Beast'i dinlemesinin sebebi de Flower'a kazayı. Vallahi vuracağım bu kızı. Ve hani şey... ya hakikaten son dönemden hani hakikaten kimseyi dinlemiyorum. Ben yeni takıntılarımı söylüyorum o zaman. BTS. Ha, BTS. Hala çocukların isimlerini karıştırıyorum. Yani mesela Rap Monster hariç hepsi birbirine giriyor. Neden? Çünkü Rap Monster candır. Rap Monster'a gerçekten... Derin duygular besliyor. Derin duygular besliyorum ona karşı. Derin duygular besliyorum sana karşı. Sonra şey oluyorum. Aramızda 6 yaş fark var. Yani? Sonra da şöyle cümleler geçiyor aklımda. Yaş her şey demek değildir. falan. O da bir gün büyüyecek. God Seven'da bunu aşmadın mı? God Seven bir minciliyim. Bir onları zaten konuda o Junior var ya bir yakaladım. Yalnız, o GV var ya, bir Objection'ı var ya, Objection'ı. BTS ve şey, Gatsen falan demişken, Blackpink'in Her'inden bahsetmemek bence mümkün değil. Yani, böyle muhteşem bir şey abi, son dedi. Zamanlarda, ne bile dinledim, son zamanlarda hem izlediğim hem dinlediğim en güzel şey. Çok iyiydi yani, çok en iyiydi. En güzel şey, bu arada o Her albümünde, şeyin, Very Good'un Rough Version diye bir versiyonu var. Onu çalalım. Muhteşem bir versiyon olmuş. Very Good'un Rough versiyonu. Ve hani Her muhteşem. Her Hip muhteşem. Her. Imaj muhteşem. Piyo muhteşem. Siko.
Çinko. Ya hepsi muhteşem yani. Blok bir Çinko. Giderek daha iyi geliyor. Giderek daha hani böyle atak geliyor. Hayalimdeki şeyi söylüyorum şimdi sana. Ziko. Bak Ziko'yu aldım. Koydum şu an. Yani... Şuraya koydum Ziko'yu. Peki. Yonguk'u aldım. Evet. Şuraya koydum Yonguk'u. Evet. Ondan sonra açtım. Ziko'yu aldım. Yonguk'u aldım. Daha ne istiyorum? Dur. Red Monster aldım. Tamam. Üç. Flower aldım. Tamam. Da, dansçı yok burada ama. Ya dansçıya ne gerek var? Ondan sonra bir de dansçıya ne gerek var? Tapa aldım koydum. Bu peşini kodum. Dans edemiyor ha. Peşini kodum buraya be. Şimdi herkes dansın. Herkes. Herkes dansın. Acil servisleri arayın boşaltsınlar biz geliyoruz. Yani. Ya ben büyüyünce rapçi olacağım. Valla. Show Me The Money izliyor musunuz mu? İzleyin. Bir şey, Show Me The Money'yi ben de seyretmiyorum. Show Me. Ama yani geçen gün başlayacaktım, sekmeye açtım. O arada Running Man'in yeni bölümü gelmişti, onu seyretmedim. Hani uyanma oldu ama. Yok, onu seyretmedim, daha da seyredeceğim. Ondan sonra tam onu seyredecektim. Ondan sonra o arada işte şey oldum böyle. Hadi onu seyredeyim sonra Show Me The Money'ye başlarım dedim. O yüzden kaldı kenara. Show Me The Money. Yo! Team Bean yine elenmiş ha Show Me The Money'den. Tam ben oraya gelmedim. Tam ben oraya gelmedim. Hayır var, sıkıntıları var da şu an. Ya şey abi uff. Çok iyi adamlar var ya. Bir kere Show Me The Money'yi izlemeye başlama sebebimi söylemek istiyorum. Hemen. Sun E. The Key. The Quiet. Tablo. Mastalu. Hepsi yerde. Baktığında bir swings yok o kadar. Swings de zaten bundan önceki sezonu kazananı. Şanslı kimi saymadım? Swings'i saymadım. Show Me The Money'nin bir formatını anlat bize. Nasıl bir format? Show Me The Money rap programı. Çok açık heyecan etmiyorum. Yani şey... Aydınlandım şu anda. nasıl anlatayım? Halktan şarkıcı seçelim de bunu eleme yöntemiyle meşhur yapalım formatında bir müzik programının rap versiyonu. Tamam. Heh, bak şimdi anlamış olduk. Yani insanlar, rapçi insanlar geliyorlar, audition'a, elemelere katılıyorlar, aralarından seçiliyorlar, takımlara ayrılıyorlar. Takımlarda şöyle, bir YG team var, Tablo ve Master Wu, Swings ve Sunny, Illinois ekibi var, Doki ile Quiet, yavrularım ama çok kötü durumdalar. Bir de YBG var. YBG tek başına yapıyor. 4 grup. Yani 4 öğretmen grubu diyeyim. İşte bunlar 4'e ayrıldılar. İşte YBG'nin çok kötü olacağını düşünüyorlardı. Adamın ekibi çok iyi gidiyor. İşte mesela BI YG'yi seçti. Bobby Doki ile Quiet seçti mesela falan. Böyle sürekli Bobby ile BI'ye laf gömmeler, ünlenmeler. Yani birbirlerine işte, karşı aynen sürekli bir satılıyor vesaire falan. Hani ben şey oldum, Team B'nin böyle tekrar bir audition programına falan gidecek diye bir haberler çıkmış ki o zaman görmüştüm ama şu an bir de ne olur bilmiyordum. Sonra şey oldum abi, Sunny falan oldum böyle. Zaten İngilizce'de çevirdiğini görünce direkt şu an bir de hani yavaşladım. Ondan sonra gördüm bir ayrı Bobby'nin orada olduğunu. İkisi de iyi gidiyor. Bir ayın bazı sorunları var. Yani söz unutma gibi bir sorunu var. Ama onun dışındaki özgüveni beni benden alıyor. Yani ben böyle bir şey görmedim. Ama artık çok tahmin edilebilir hareketlerde bulunmaya başladı. Yani ben en son 5. ya da 6. bölümü izledim. Ondan sonra acaba Eleanor'ın takımı çok kötü durumda. Ben en başarılı onların olacağını düşünüyordum. Çünkü benim tarzına yakın olanlar onlar olduğundan dolayı olabilir. Ama çok kötü durumdalar. Ondan sonra Team YDG çok iyi gidiyor, hiç kimsenin beklemediği bir şekilde. YG sadece popülariteyle işi götürdüğü ve hiç memnun değil tablomunda. Yani şey yapıyor, okey, hani üstlerde çıkıyoruz ama kesinlikle en kötü yüzümüz falan oluyor. Benim sevdiğim adamların hepsi elendi neredeyse. Mesela Giriboy'a hastaydı. Giriboy. Ya Show Me The Money bence yani izlenmesi gereken var ya şovların amtası. Ben hani Mike Check, my name is B.I. Show'dan iyice çişen. Var yapamayan sene.
sayısı giderek azalıyor zaten. Çünkü çok uzun süre belgeseller olmaya başladı. Muhandacım bunlardan bir tanesi, Running Man bunlardan bir tanesi. Çok uzun süredir devam ediyor. Yeni variyeti de çıkmıyor. Bu variyeti gibi de değil aslında. Evet, yani tam arası ama artık bu çeşit şeyleri seyretmek lazım. Çünkü Show Me The Money tuttu. Yani insanlar seyrediyorlar Show Me The Money'i. O anlaşılıyor. Bu arada Mnet Dancing 9'da J Park var ama başlamadı. J Park'ın takımı kazandı bu arada. J Park zaten inanılmazdı yani. Ben seyrettim J Park'ın birkaç şeyi. Comeback yapıyor. Comeback yapıyor. Yine bir sevdiğin tarzı dönüyor her zamanki gibi. Canım ben erkek bu albümde iki tane senin gibi sevdiğim. Olsun. 10 tanesi benim sevdiğim gibi olacak. Olsun. Ama bu arada şeyden bahsetmem lazım. Variety show'larında bir azalma durumu var. İşte kimisi yok, ratingi olmuyor, ötekisinin bilmem nesi olmuyor. Formatlar bitiyor. Ben Korelilerden korkuyorum. Yine abuk sabuk format çıkacaklar karşımıza. Ya mesela Yüce Su bir tane program başlamıştı. Evet. I'm a Man diye. Evet. İlk bölümde Suzy. Ben bunu daha sanki bir yerde anlattım gibi. Neyse. I'm a Man. I'm a Man. Öyle bir adı var işte. Ben erkekim. diye çevirebileceğiniz. Suzy katılmıştı ilk bölüme ve şeydi, o programı açarken şey dediler, hani şimdi biz böyle program yapıyoruz ama bir daha olmayabilir bu program çünkü hani anlaşma imzalamadık, hani şey, hani olup olmayacağını bilmiyoruz, bu programdan sonra belli olacak. Ve ben hasta olmuştum programa ilk bölümden. Yani şöyle bir stüdyo düşünün, herkes erkek. Yani seyirciler de erkek, sunucular da tamamen erkek ve bir tane kız var. Böyle bir program düşündüm yani. Çok eğlenmiştim. Bayağı uzun süre önce yayınlandı ilk bölümü. Ben artık herhalde olmayacak falan diye düşünürken programın yayınlanmaya karar verildi. İkinci bölüm yayınlandı. Çevirisi gelmedi. Onu çok merak ediyorum. Tavsiye ederim. Bu arada birkaç bence diziden bahsetmemiz lazım. Ben tezi bitirdikten sonra bir ara psikopata bağlayıp... Ben de eski dizileri izliyorum. Dizi izlemem lazım falan oldum çünkü hiçbir şey seyretmedim. 4 ay boyunca hiçbir şey izlemedim, hiçbir şey dinlemedim. Tamamen kapattım dünyayı kendimi. Ve ne oldu bilmiyorum ama hala böyle şey değilim. Eski şevkim yok. Ama dizi Which Romans, yani Which Romans diyorum. Yani hani mutlaka seyredin. Hani mutlaka. Bir sürü abuk subuk yani abi yani... Çok özür dilerim ama bizim kitlenin içinde değildir umarım onlar. Yani büyük olasılıkla değildirler ama. Yani oturup altına işte yaş farkı mı olur? Erkek kadından büyük olmalı da kadın erkekten büyük olmamalı gibi. Böyle gerzek gerzek 16 yaş sendromlu konuşmalar geçiyor. Arkadaşlar ne olur o gerzeklerin sözlerine bakmayın. Yani saçma. Yani benim annem de 5 yaş 6 yaş büyük. Yani takılmayın böyle şeylere. Yani erkek kadın olmuyor yani. Ya şöyle bir durum var. Yaş farkı. İki taraf küçükken daha büyüktür. İki taraf da büyük, doğru orantı olarak büyüyorsun ya şimdi herkes bir yılda bir yıl büyüyor ya. Evet. Otomatikman yaş farkı kapanır. Yani şöyle düşünün. 25 yaşındaki ya da 22 yaşındaki birinin o da olmadı. Anlatamadım. 30 yaşındaki birinin 18 yaşındaki biriyle olması biraz garip gibi görünüyor. Evet. Çünkü 18 yaşındaki 12 yaş çok küçük var. Olgunlaşmadığı için. 12 yaş var. Anlatabiliyor muyum? Yani 18 yaşındaki çok küçük olduğu için, 30 çok büyük olduğu için değil. Ama o 42 olacak. Aynen. Yani o zaman bu kadar garip olmuyor. Yine baktığında o 12 yaş fark var diyorsun ama 18 olduğu kadar olmuyor. Oysa aynı adam yani. Böyle şey falan yazmışlar aslında. İşte ben Kore'deki şey yaş farkından dolayı işte kadının büyük olup beraber takılmasını hiç anlamıyorum falan. Abi anlamana gerek yok. Anlayamayacaksın zaten. Defol. Ya şöyle bir şey var. Birini görüyorsunuz, birini tanıyorsunuz ve hoşlanmaya başlıyorsunuz. Aşık oluyorsunuz ama kusura bakma sen benden küçüksün deyip hayatının aşkını elinin tersiyle itecek misin yani? Ha, gerçek şey yani hiç anlamıyorum. Onun dışında şimdi başlamak istediğim bir dizi var, Marry You Not Dating. Ölüyorum başlayayım diye hani çok merak ediyorum çünkü Jimin var yani. Başlamak için çok önemli bir sebebim var Jimin. Yani çok keyifli bir dizi gibi gözüküyor. O yüzden mutlaka seyretmem lazım diye düşünüyorum. Onun dışında Discovery of Romance yani Erin
dizisi başladı ve o inanılmaz bir dizi diye gidiyor. Benim dünyadan haberim yok, bakışlarımı atladım. Romance'in reytingleri düşük çünkü açıklama yapmış prodüksiyon ekibi, düşük olmasının sebebi çok fazla öpüşme ve sevişme sahnesi olduğu için demiş. Yaş grubu, belli bir yaş grubu izleyemedi demiş. O yüzden demiş. Yani beni öyle anlatayım Mutlu, neden izlemen gerektiğini. Sen anla. Neden ben saklıyım? Ne sapı? Ben kesin sapım yani. Abi bir kere şuna bir açıklık getirelim. Biz K-pop fanları, Kore fanları hepimiz sapıyoruz. Yani ya gizli sapız ya bariz sapız. Biz bariziz. Yani. Açık ve net yani. Ben sapı oldum, kabul ediyorum yani. Niye etmeyeyim? Onun dışında ya ben de işte bir iki ay evvel Dream High'ı tekrar izledim. Yeni Monster'ı tekrar bitirdim. Şimdi Dream High 2'yi tekrar izlemeyi düşünüyorum. Ama onun dışında mesela izledik yani Emergency Couple izledik. İzledim onu. En son ne izledim ben? Dur ses koyayım. Vegetable Store izledim en son. Laptop'ımız patladı şu an bilgisayarımda. Dur. Ben hemen bakıyorum drama listeme. Oy! Drama listeme bakıyorum. Nerede acaba? Drama listeme. En son ne izlemişim? Hem izlemek istediklerimi yazıyorum, unutmayayım diye, hem de izledikler. Evet, en son Bachelor's Vegetable Story izledim. Eski bir dizi ama muhteşem bir diziydi. Başroldeki çocuğun Beckham'ın abisi olduğunu düşünüyorum. Nine and Two Out'ı izledin mi? İzleyeceğim yazıyor burada, görmüyor musun? İzle. İzleyeceğim bunlar, bunlar izlediklerim. Arkadaşlar 72 tane Kore dizisi izlemişim. Bence sorunum var. Çok büyük sorunum var. En son yeni diyebileceğim dizide hani You Are All Surrounded'ı izlemişim. En yeni izlediğim dizi o. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Son dönemde ben çok fazla yani şöyle bir süre çok hayal kırıklığına uğradım. Özellikle özellikle bu yani iki atak oldu. Biri Gentleman's Dignity'nin arkasından bir türlü o tarz bir dizi bulamamam atağı var oldu. Ama şu aralar bir o tarafa doğru dönüş o var. Durumu var. O tarafa doğru bir dönüş var. Evet, basıldı. Kapıda. Allah razı olsun. Şunu bir çekeydik ya şu gelişi. Ne yapayım? Gentleman's Dignity'nin arkasından hani bir türlü öyle bir dizi gelmeyince bende böyle bir şey kırılması başladı. Sonra da hayal kırıklığına uğradığım böyle diziler çıktı. İşte izledim ama hani abi çok fos ya falan diye izlediğim diziler oldu böyle. Son benim için kırılma noktası bir şey oldu. Honky, Bride of Century. Thank you for watching Bride of yani the Century. Yani muhteşem bir dizi değil. Harika bir dizi değil ama Honky için izlenir ve Honky çok tatlı ve çok şekerdi. Evet, çok tatlı bir şey. Arkasında Emergency Couple geldi zaten. Emergency Couple hani evet. Çok eğlenceli bir diziydi ve çok şekerlerdi. Mutlaka seyredin. Yani Song Joo'yu ben hiç sevmem. Running Man'de ben hiç severim. Sevmiyorum Song Joo'yu. Hatta hani böyle şey modundayım yani ne gerek var bize falan şeklindeydim. Ama dizide çok sevdim Song Joo'yu. O yüzden hani böyle kendine karşı böyle bir imaj değişimi oldu. Hangi dizi? Bak izleyip son izlediğim dizileri hatırlamamam. Another Party. Onun dışında düşüneyim. Ha, bu kısa dizi. Ha, şey seyrettim. Seungguk'un yine bunun. Seungguk'un High School of King mi? King of High School mu? Evet, evet öyle bir dizi. Öyle bir dizi. Hatta böyle komik bir fragmanı açılış yani seneliği var. Yani mutlaka seyredin diyorum sadece. Hani bu kadar böyle her şeyin iç içe karıştığı böyle zaman zaman hani nefes alamadığınız ama zaman zaman da hani çok güldüğünüz ve çok eğlendiğiniz bir dizi. Muhteşem bir dizi. Çok eğlendim ben seyrederken ve çok keyif aldım. Onun dışında hani ya bu diziyi söyleyeyim bir dakika bu çocuk o çocuk mu? Değil mi? Çocuk o çocuk kızacak ya. Evet.
Ha. Benim, bizim çocuk. Ha, evet. Şeydeki çocuk. Hong Jong-kyo. Çok güzel söyledim. Bu çocuğun Her Lovely Hills diye bir dizisi var. Hı. Bölümlük. Onu izler. Çok tatlı be adam. Çok tatlı. Bu bir tane şeyden alınma bir dizi. Web sunlar var ya hani. Hı. Kore'den meşhur. Ondan almışlar. Hikaye dizi yapmışlar. İzlerim. Harbi 10 bölüm çünkü zaten ne saat diye bitiyor. Kore'de bence dizi... Ha, Man From The Stars izledik. En önemlisi oydu yani. Yani. Man From The Stars bayağı eski ama yani. Ama bizim için yeni yani bence. Nerede? Çok eski değil. Man From The Stars. Ya çok eski değil de bayağı oldu. You Came From The Stars. You Came From The Stars. Aynı şey. Evet yani. Man From The Stars... Kim suya? Ya... Hani şey adına tatmin olmadım. Hani birbirleriyle ilişkilerindeki o çatışma yeterince bence işlenmedi. Her türlü tatmin. Bence. Ama senaryo muhteşem. Senaryo çok eğlenceli. Muhteşem. Oyuncu hele o ağlama sahnesi falan. Of yani. Dizinin en sevdiğim bölümleri Suyon'un karakterini her bölümün sonunda kendi günlüğünü yazdı ve kameraya konuştuğu yerler. Ben Kore'nin bence en iyi oyuncusudur adam. Yani ve bu diziyle de ispat etti. Yani. Ben en çok şeylerde eğlendim. Biri kızın erkek kardeşinin E.T. yapması. Aynen. Ona çok eğlendim. Biri şey teleskopu bakıp senin mi? Aynen. O çok iyiydi. Bir de hani şey yapıyor ya her şeyi kırmaya başladı. Yıkma! Yapıyor. Ben şeye hastayım. Kızı durdurup öpüyor ya giderken. Bir de şey, arabayı durdurduğu sahne. Ya muhteşem, kötü adam da muhteşem de. Aynen yani, ya. Muhteşem. O adamın yeni bir dizisi var. Muhteşem de yani. O adam hatta KBS World'da gösteriyor, ona da bakacak. Anlatılmaz yaşanırdı. Ve o adam ya. Çok tatlı bir adam biliyorsun değil mi? Yani hiç oradaki gibi bir adam gibi yani doğal olarak zaten. Ama şey, hani Man From The Stars bence hani hepimiz için biraz şey oldu çünkü... Beklentimizi yukarı çekti dizi. Aynen. Ondan sonra onun karşılığını bulamadık böyle yok başka çünkü öyle dizi yani. O çok büyük hani sorun. Onun dışında bir şeyler söylemek istiyorum. Ama evet. Ne söylemek istediğimi hatırlamıyorum. Çok demek ki yalan mı? Bir daha hatırlayacağım. Buraya bakarsan dikkatini dağılır ama. Söyleyecektim bir şey unuttum ya. Niye unuttum ben bunu? Ana. Neydi? Neyse. Ha şeyle ilgili söyleyeceğim. Şimdi Mohan Dojun yani Infinity Channel çok eski bir program. Hani hakikaten çok, çok eski bir program. Ve pek çok kişi Running Man'i seyrediyor. Mohan Dojun'u seyretmiyor. Yani Infinity Challenge'ı seyretmiyorlar. Ama şöyle söyleyeyim ben de hani seyretmiyordum. Sonra baştan başladım. Resmen baştan başladım. Yani birinci bölümden başladım. Nasıl bir manyağım artık düşünün. Ve hani 300 küsürlerde şu anda hastasıyım. Yani bu kadar eğlendiğim bir program olabilir. Çünkü bir kere zaten Kore'nin en önemli gegmenleri orada. Evet, hani Yoo Jae-suk, Jang Dong, işte Juna, işte şey Haha, ondan sonra Park Myung-su, ondan sonra ve hakikaten muhteşemler. Yani çok eğlenceliler. Bir kere zaten bir bölüm var Prenses Kılığına girdikleri. O bölüm muhteşem bir bölüm yani çok eğlenceli bir bölüm. Ve mutlaka hani seyretmeniz lazım. Ben öyle düşünüyorum ve giderek bölümler daha enteresanlaşmaya başladı. Yani yeni olduğu için çok daha ilginçleşiyor. O yüzden mutlaka seyredin. Running Man'i seyrediyorsanız öyle mutlaka seyredin yani. Şansınız yok. Onun dışında da variety show'lardan ben korkuyorum. Çünkü format bitti artık. Ne format üretecekler? We Got Married. Bu hikayeden sonra devam ediyor. Şey yapmıyor böyle kıza
söyledi değil mi? En son bölümü izledin mi? İzledim. En son bölümün sonundaki son söyledi. Evet, onu dedi. Bana öyle evet. Ya hani bir gelişme var ama. Ya bir gafirinde. Bu yanda öyle Mansur baban ne yapma sana söyleyeyim yani. Baba heyecanımı kişiyemem de işte ona. Tutamıyorum şu an yani. Bigot Married'ın yeni formatı beni tatmin etmiyor. Eski formatını daha çok seviyorum. Evet ben de ama bizim o şey yani gerçekten Bigot Married'e aşık olduğumuz dönemde. Ya yani adım adım ilerleyişlerini falan izlemek daha eğlenceliydi. Ama ben şeyi de çok seviyorum. Nam Goong'unle şeyi... Şey, acıma acışı kapı. Evet yani muhteşemler onlar. Harikalar. Çok şekerler. Çok tatlılar ama benim yeni favorim tabii ki... Girls Day'in kızıyla şey. Yunay'la çocuğun adı neydi? Jun. Onlar ama onlar hakikaten... Abi o çocuk... İyiler yani. Bu arada o çocuk No Tank'da biliyorsunuz değil mi? No Tank'da Jin Dragon'un arkadaşı olmaz. Neyse. Onun dışında... bu 4 aylık 5 aylık süreçte tek bırakamadığım bir şey oldu. O da fanfic. Deli gibi fanfic okuyorum. Ask FM'de son Ask FM'e girerken artık... Fanfic okumaktan fanfic yazamayan fende. Evet. Son Ask FM'e artık veda sırasında Ask FM'den biri bana demiş ki fanfic okuyor musunuz diye sormuştu. Ben de hayır okumuyorum yazmıştım. O da bana bir site söyledi Asian Fanfics diye. Hiç bakmadım bir süre siteye. Sonra bir gece bakasım geldi. Baktım. O arkadaşa sevgilerimi yolluyorum kimse. İşte, o arkadaş benim hayatımı da mahvetti. Yani çünkü Gizem de bana baktı. Bu yapılmaz bana. Yani yapılmamalıydı bu bana. Ben deli gibi yani. Deli gibi, deli gibi okuyorum. Deli gibi. Tek yararı oldu İngilizcemi geliştiriyor. O kadar başka hiçbir yararı yok. Aksine hayal gücümün içine etti yani. Hani tam içine etti yani. Çok fena oldu hayal gücüm. Çok fena. Çok kötü durumda. O açıdan zaten o yüzden bizleri fanfic yazmaya karar verdi. Evet. Neyse bu. Okumaktan hoşlanmadığım şeyi yazarak tam kuramadım cümleyi de ben. Kendi fanfic'imizi yazalım. Onun dışında bence en önemli şey Selam anlattı ama hani Aslan Unni ile görüşmemizde bence. Unni. Sarangi. Aslan Unni ile hakikaten hani böyle şey hissediyorum kendimi. Hani dünyaya karşı umudumu kaybetmiştim ama hani böyle umudumu tekrar kazanmışım gibi hissediyorum. Hakikaten öyle. Hani kore piyasası için, Türkiye'deki kore piyasası için çok umudumu kaybettim. Hani hala çok kayıp umudum. Ama Aslan Unni gibi bir umudunu görmek. Ama Aslan Unni gibi biriyle tanışmış olmak. Hani böyle şey oldum ya. Ya yalnız değilim lan. Ya yalnız değilim falan oldum. Ve çok tatlıydı, çok şekerdi. Hani... Zaten verdiği hediyeler tartışılmaz yani. yani yaşanır. Onun dışında ben de hani o süreçte Senem çok fazla sinir eden insan oldu. Hani o kesin. Ve hatta çoğu defa bilgisayarın başına şey dedim. İyi ki bırakmışım. Yani iyi ki bırakmışım. İyi ki değilim bir parçası. İyi ki bırakmışım. Hala bazı şeyler için. İyi ki bırakmışım diyorum. Selam zaten söyledi size reaksiyonlarda olmayacağım diye. Hala aynı sıklıkta video yapmayacağım ama mümkün olduğunca olmaya çalışacağım. Ama hiç pişman değilim böyle bir ara verdiğim için. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Selam ve bizim aramızı çok daha iyi hissediyorum bence. Çok daha keyifli şeyler yaptık. Yani sonuçta bir gece oturup yani bin parçadan fazla bir... Ben hala o konuda neden öyle davrandığımızı... Ama yaptık. Yani neden o puzzle'ı biz yapmak için o kadar inat ettik? Hani Senem'le oturup hani bir taraftan bir şeyler içip bir taraftan da ağzını suyuna akıtıp yani K-pop videosu izlemeyi dahi özlemişim. Ve hani bunları yapabiliyor olmak bana çok iyi geldi açıkçası. O yüzden de hala benim eskisi kadar yoğun girmiyor olmam benim içimi rahatlatıyor açıkçası. Onun dışında Çingular'dan hala inatla bırakmayan peşime, hala benle communication kurmaya çalışan, iletişim kurmaya çalışan Çingular'ı seviyorum. Teşekkür ederim. Onun dışında da Senem'e eziyet eden arkadaşları Allah'a havale ediyorum. Allah'larından bulsunlar inşallah. Onunla da hayatına çok inanıyorum. O yüzden inşallah Allah'ınızdan bulun. İnşallah ne söylediyseniz onun 3 katı. Size dönsün diyorum. Beddua etme lan. Beddua etmiyorum. Allah'a havale ediyorum yani. Onun dışında Aslan Unni Sarangi. Sizin Allah belasın Aslan Unni Sarangi. Onun dışında fan meeting yaptık. Bu çok önemli bir şey. Fan meeting yaptık. Fan meeting de Çingular'ın hepsi çok şekerdi.
Hepiniz seviyoruz çünküler. Çok şekersiniz. Ya hala fan meeting isteği var. Evet biliyorum ama... Henüz böyle bir planımız yok. Buradan da söylemiş olayım. Hani daha çok yeni yaptık. Evet. Ama mutlaka bir gün yine olur. Evet. Onu da mutlaka zaten Facebook'tan siz de görürsünüz ne zaman olacağını. Evet. Daha organize olabilmemiz dileğiyle. Aynen daha organize olmamızı. Ama gelen çıngılarla bence hani keyifli zamanlar geçirdik. Yeni insanlarla tanıştık. Onun dışında eskiden tanıdığımız Merve gibi. Merve hala challenge'ını bekliyorum. Evet. Nerede challenge? Merve. O kadar meydan okuyor. Merve Kore'lere gidip senin isteklerini yerine getirdim. Sen bir tane challenge kabul etmiyorsun. Fan meeting çok keyifliydi. Onu da yapmış olduk. Kübra. Onun dışında bence keyifli bir süreçkesi. Benim için en azından 4 ayda tezimi bitirmiş oldum. Bu bence büyük gelişme benim için. Ben de giderek bir kırılma başladı. Neden olduğunu henüz çözemedim. Eski şevkim yok. Yani eski şevkimi hissetmiyorum. Yani eski piyasayla da kaynaklı. Bilmiyorum. Yani maalesef gözümüze takılan şeylerle de alakalı. Belki bilmiyorum ama hani böyle şey eskiden olsa Temin'i hemen seyretmek isterdim. İşte ne bileyim. O bende de var. Şunu yapmak ister falan. Şimdi onu hiç hissetmiyorum. Hatta böyle şey halindeyim. Ya bu adamı ben dinlemiyorum. Hiç dinlemedim. O zaman da dinlemeyeyim. Hani o modunda oluyorum. O yüzden de artık böyle şey modundayım. Hiçbir zaman yeni bir şeye başlayamayan, hani böyle set eskilerin arasında takılan bir şey. Şu an diyeyim. Ben dizilerde öyleyim işte. Evet. Eski dizileri dönüp izleme modundayım. Ya hani bilmiyorum. Çünkü ben şeyi özlemişim. Yani şunu fark ettim. Çok fazla kapılınca neye olursa olsun bir şekilde yani gündemden değil de ya hep aynı yani hep şöyle diyeyim hayatınız boyunca sadece sağınızı kullanırsanız sol eliniz işe yaramaz yani. Evet. Hani onun gibi bir şey. Okey Kore tarafını çok doldurdum ama öbür tarafı çok boş bıraktım ve şey olmaya başladım. Eksik hissetmeye başladım kendimi. Mesela geçen gün oturup farkında bile olmadan 3 tane film izlemişim. Yani Kore ile alakalı olmayan. Ve şey oldum. Yani bir tanesi bitti şey oldum. Oha yarım saatte film mi biter dedim. DVD kapağının arkasına bir baktım 120 dakika geçmiş. Haberim yok falan. Hani öyle eğlendim izlerken. Bende de var yani. Yani yaşar. Ben bir de şunu düşünüyorum. Yani onu çok konuşuyoruz sen ama ya 25 yaş denilen yaş. Ya 25 yaş size bunu böyle ispatlanmış bir şeyi söyleyeyim. 25 yaş hani ergenliğinizden tamamen çıktığınız ama aynı zamanda %100 yetişkin de olamadığınız bir yaş. Evet. Ve kadınların yüzde olarak çok yüksek oranlarında depresyona girdikleri bir yaş. Evet. 25 yaş. Yani aslında çok kritik bir yaş ve ikimiz de 25 yaşındayız arkadaşlar. Biz ona göre davranmayalım. Ya hani senemle hep onu konuştuk hani işte çok zor bir dönemden geçtik ikimiz de hani açıkçası ama ben şahsen hala yani önümdeki bir yani hala bugün de dahil olmak üzere önümdeki bir yılın yine zor olacağını bilincindeyim yani. Ben 4 aylık süreçte hani o 25 yaş krizini bitirdiğime inanıyorum. Çünkü onu atlattım, o geçti. Ama o süreçte şunu anladım. Artık ben hayal kurmak ya da plan yapmak değil, o planları gerçekleştirmek istiyorum. Yani hani bunu fark ettiğim yaşa gelmişim. O yüzden de artık böyle şey oldum. Yani izleyeyim her şeyi, bilmem ne yapayım ama vakit kaybedeyim. Yani pratikte hiçbir şey yapmıyorsun, fikir bazında bir sürü şey yapıyorsun. O bana yetmemeye başladı. Evet. Yani bu yaşla ilgili bir şey. O yüzden de bir de yaşla ilgili olarak büyüklüğün verdiği o küçüğe tahammül edememe sınırına gelmiş vaziyetteyim. O yüzden de hani böyle delirme aşamasına geldim. Çünkü salak saçma sorular geliyor. Çünkü o yüzden ona da ben şeyi anlayamıyorum. Bizdeki bu hakikaten hazıra konma merakı beni benden alıyor arkadaşlar. Yani neden? Mesela şunu anlayabiliyorum. Yani bizi mesela daha yeni keşfetmiş arkadaşlar olabiliyor. Ortadan herhangi bir videoya denk gelmiş oluyorlar. Ve aslında benim binlerce de kez cevabını verdiğim bir şey soruyor. Mesela atıyorum en çok gelen soru zaten işte Kore'de ne kadar para harcadın? Şimdi Kore'ye gittiğimi biliyor olması için birinin ya Kore videolarını izlemiş olması lazım ya da Facebook'ta Kore'ye gittiğimi fotoğraflarını görmüş olması lazım. Yani bu ne demek? Sayfaları biliyorsun demek yani, evet. Değil mi? Bu bir. Şimdi Kore'de ne kadar yani insan bir keşfettiği birini bir açar yani mesela yeni bir grup keşfediyorsunuz, bir klibe denk geliyorsunuz.
kim bu diyorsunuz, adına bakıyorsunuz, atıyorum işte X. Gidiyorsun Google'a X yazıyorsun, eleman üyelere bakıyorsun, kaç yaşında olduklarına bakıyorsun. Bunu neden bize yapmıyorsunuz? Bunu neden bize yazmıyorsunuz? Ay bir de sorabileceğinizin ihtimali çok yüksek olan soruların cevabı zaten var. Ekstradan sormanız gerekmiyor. Bir de abi yani yalvarıyorum size, ben kendi yani kendi bias'larıma, kendi grubuma bile bok atıyorum. Yani hani bana şöyle sorular sormayın. İşte böyle demişsiniz, siz SS'den nefret mi ediyorsunuz? Siz Ekstradan nefret mi ediyorsunuz? Siz hayır, ondan nefret mi ediyorsunuz? Ben sizin böyle düşünebilmeyi ihtimalinizden nefret ediyorum yani. Siz SS'ye anti misiniz? Siz Ekso'ya anti misiniz? Valla açık ve net söyleyeyim. Yani SNS'ye ya da Ekso'ya anti değilim ama gerzeklik seviyesi düşük olan 15 yaş grubu K-pop'un hepsine antiyim ben. Antiyim yani. Beni anti ettiniz. Tebrik ediyorum. Şöyle bir durum var. Grubumu savunayım derken grubuma irite ettiren çok fazla falan. Evet yani. Buna dikkat edin yani. Artık içime fenalık geldi. Yani SNS'ye şunu yapmışım. Kimse mükemmel değil. Kimsenin comeback'i çok iyi olmak zorunda değil. Kimsenin her şarkısı mükemmel evet. olmak zorunda değil. Topyam kaç defa sıçtı kariyerleri boyunca. Ben bile sayamıyorum artık evet. yani. Bu benim Tobi'yemi desteklememe engel değil. Ama bu Tobi'yemi sevmeyen birine de nasıl sevmezsin sen? Ancisin, geri zekalısın, Tobi'yem mükemmel deme hakkında vermiyor bana. Bu kadar açık ve net. Hayır, herkesten yani de aynı şeyi bekliyorum. Çünkü üzgünüm ama mantıklı olan bu. Hayır, niye onu söylediniz, niye bunu söylediniz, niye şunu söylediniz, niye şöyle söylediniz? Tek bir cevap var, ben böyle düşünüyorum. Sana hayır, sana ne diyeyim, benim ben kendi istediğimi söylüyorum yani. Aynen, benim düşündüğüm bu, nedeni yok. Evet. Yani ben hala böyle düşünüyorum. Hala. Neden SNS'yi sevmiyorsunuz diye soru gelmiş bir kere, gördüm. Evet ya. Şey yazasın geldi, senin yüzünden sevmiyoruz, senin yüzünden. Sen var ya, onu senin yüzünden sevmiyoruz. Abi yani SNSD'yi sevmediğimizi nereden çıkartıyorsunuz? Mesela ben onu çok merak ediyorum. Ha şöyle bir durum var. SNSD'yi seviyor muyuz? Hayır. Ama bu SNSD'yi dinlemediğimiz anlamına gelmiyor. Arada birkaç şarkıları var ki çok seviyoruz. Ama grup genel olarak baktığında ne gözümüze hitap ediyor bizim? Kadın olmamızdan kaynaklı olabilir. Kadın kadına niye hitap etsin ki yani? Hayır edebilir. Mesela ben Ciel'e bakmayı seviyorum abi. Çünkü Ciel benim tarzımda bir kadın. Ama SNS'deki hiçbir kadın benim tarzım değil. Yani ben hiçbir zaman çok çıtıpıdım, imlandım falan olmadım. Ben hayvanın tekiydim hep. Siyer de bence hayvanın teki. Bunu hakaret anlamında söylemiyorum bu arada. Kendime de hayvan dedim, bilmiyorum. Farkında mısınız? Sen Siyer'e nasıl hayvan dersin demeyin şimdi bana. Ama yine şimdi. Yani çıtıpıdı bir böyle falan bir kadın değil Siyer. Ben de değilim. Daha yakın buluyorum kendime. Rap da işte daha hardcore müzik seviyorum, daha rap seviyorum. Siyer'i bu yüzden daha çok seviyorum. Tuvalimon'u da bu yüzden daha çok seviyorum. SNS'de her zaman çok çıkıpladım. Bilmem ne bir falan oldu. O yüzden sevmediğim bir grup. Herkes sevmek zorunda değilim. KVM'yi de sevmiyorum. Ama yani lacivert de sevmiyorum. Dolabında bir tane bile lacivert bir şey bulamazsın. Ama mesela sevmiyorum çünkü. SNS'in Hello Baby'sini seyrettim, çok keyif aldım. Ve o kızı Voice'i seviyorum. Şey Seon'u çok severim. İşte ne bileyim G'yi hala dinliyorum, Jin'i hala dinliyorum hani. Yengemiz var. Yani o yüzden yengemiz severim. Yengemiz var hani, sevmemek gibi bir şansım yok zaten de. Hani yani Soner'i seviyor musun diye sorun, düşünürüm yani şu anda. Soner'i sevmiyorum. Mesela egzotiklerin içerisinde sevmediğim. Egzotik değil. Exo Ev. Çok fark etti gerçekten. Öyle resmi isimleri o. Exo Ev. Exo Ev mi? Sana VIP değil, ZIT deseler hoşuna gider mi? Exo Ev'lere selam söylüyorum. Exo Ev'le. İçerinizde bir kısmını hiç sevmiyorum ama Exo ile hiç bir alakası yok. Hayır, Exo ile hiç bir alakası yok. Bir kısmınızı hiç sevmem. Ya niye seveyim abicim? Manyak gibi, yani manyak insanlar ya. Ben kesin buna karar verdim. Hayatı yediği, içtiği, gördüğü, gezdiği sadece Kore. Nasıl bir hayat lan o? Ne yapıyorsun sen? Yani hani ne yapıyorsun yani? Eve kapanıp sadece Kore. Hiçbir şey yok ama. Yani bu hayat mı? Böyle hayat mı olur lan? İğrenç. Herkesin kendi tercihi. İstiyorsa öyle yaşasın. Ama bana sıçratma. Aynen bana sıçratma. Bana sıçratma. Ne yapıyorsun yani orada ya? Ay ben almayayım. Hiç sağdan git cüzdan bul lütfen. Bir de şeyi anlamıyorum. Soner'ler blackjack'leri döver. Blackjack'ler, exo'yleri, şakaklar. İnmadan döver. Aynen. Yani, hakikaten arkadaşlar söylenecek tek bir kelime var, çok gereksiz. Yani hayır, bu şöyle bir şey, ben SM'e bu kadar Kore'nin en iyi grubu Super Junior. Biz böyle SM'e bu kadar veriyoruz, eleştiriyoruz. Yani
İstanbul'da şey geldi, SM Town geldi, şey mi yapacağız? Aa ben gitmem abi. Zaten müzik bentleri hiç sevmedim. Hasta mısın abi yani? Kanginin delisiyim, Kangin diye popomu yırttım. Bütün müzik bentler Sangmin, Donya Sangmin'in. Deliriyorsun. Ve hani... Abi, ay Ituk. Ay Ituk. Abi ben Ituk bildiğin resmen burada şey... Çentik atağını bekledim adam görsün diye. Hani biz bu kadar hani şey yaparız... Hani şey mi diyeceğim? Ay hiç yani görmeyeyim ben. Aman hiç istemem. Oldum şu an. Bu ne lan? Yani böyle bir şey var mı yani? Mümkün değil böyle bir şey yani. Bunun çakın bu kaptan. Ya bu kap saçma bir kap yani. En azından. O yüzden zaten diyorsunuz ya bana yani şimdi bıraktı gitti bilmem ne. Öyle yaptı. Yani çok iyi ettim. Çok iyi ettim. Zeka yaş sayımı bir anda yukarı çektim çünkü. Yani hakikaten yukarı çıktı. Valla. İsyanlardayız. Ay isyanlardayız. Adam olur ulan. Ama ben şunu söylüyorum. Yaş bizim Çingılar'ın yaşı biraz daha yüksek. Yaşı yüksek ol. Ya ben şey hani biz hep şey yapıyoruz ya. Gerçek Çingılar. Gerçek Çingılar kendilerini o kadar iyi biliyorlar ki. Evet yani. Ve şey hani mesela mesaj yazarken merhaba ben gerçek Çingu falanlar oluyor yani. Onlara bayık gerçek Çingılar hani gidiyoruz. Keşke böyle gerçek bir ERS sistemi oluşturabilsek yani. Gerçek Çingu'dan kastımız şu. Hani gerçek VIP olarak düşündüğümüz şeyle, gerçek hatıslı olarak düşündüğümüz şeyle, gerçek VIP, şey gerçek... Çingu. Neyiz ha? Gerçek biz neyiz? Biz neyiz? Gerçek Çingu dediğimiz kriterler, yani doğru da oturuyor çok harfliyiz. Dediğimiz kriterler aynı, şu. Yani nasıl Cidreva'nın sevgisi var diye ben Big Bang falan olmaktan vazgeçmiyorsam beni de görüşlerimden dolayı farklı düşündüğümüz için bana küfür edecek, bana hakaret etmeyecek. Benle aynı düşünmese de buna saygı duyacak insanlara ben gerçekçi buluyorum. Yani kısacası saygı duyan. Evet. Biz gerçek Çingılıyoruz. Aynı düşünmek zorunda değiliz. Ve hayatı Kore'den ve K-pop'tan ibaret. Görmeyen. Yani onun dışında da bir hayat var. Onun dışında... Saygı. Yani saygı. Hepsinin temelinde saygı. Saygı. Benim dediğim şeyi beğenmek zorunda değilsin. Empati kurabilen. Aynen. Empati kurabilen. İnsan. Ve dikkat. Yani iki defa düşünen. Hatta evet. İki az. Zaten çok cımbızla anlıyorsun yani. Gerçek Çingı tam böyle şey olacak. Evet. Bu gerçek Çingı. Evet diye. Yani ben anlıyorum onu zaten. Aynen. Dilden falan da anlıyoruz onu yani. Hani o çok belli atıyor kendini zaten. Benim tek anlayamadığım şey hani izliyorsun videoyu bir tanesini. Mesela fikirler uyuşmuyor. Niye izleyeyim de altına yorum yazayım? Yani benim öyle bir hayır ben şey anladım. Mesela bir videoyu izlemiş oluyor bir tanesi. Beğenmemiş oluyor. Sonra öbür videoyu da izliyor. Onu da beğenmiyor. Ondan sonra bütün videoların altını izlemiş ama yani izlediğini anlıyorsun bütün videoları. Veya bütün olmasa da 5-6 tanesini izlediğini anlıyorsun yani. Ve hepsinin altında olumsuz yorum. Yani olumsuz dedim bu arada eleştiriden falan yani olumsuz şeyler yazamazsınız falan gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Amacı yermek ve sadece kötülemek olan saf kötülükten oluşan yorumlardan bahsediyorum yani. Veya oturmuş izlemiş hepsini sonuna kadar. Sadece kötü bir şey yazabilmek için yani hata aramak için izlenmiş ve hata da bulunamamış, anlaşılmak istendiği gibi çevrilmiş cümleler ve geri verilmiş. Sonra ben de hayır ben öyle demedim deyip uzun uzun açıklama yapınca da destan yazıyor oluyorum. Oysa ki karşımdaki benim bir cümlemi bambaşka bir şey anladığı için ben ona destan yazma ihtiyacı duyuyorum ki hiç yanlış anlaşılma kalmasın diye ki yazmak zorunda değilim. Ama karşımdakini adam yerine koyup yazıyorum o beni adam yerine bile koymasa bile. Ama olmuyor. Şunu hani anladık bu süreçte, bu işin kontrolünü fanların eline bırakmamak gerektiğini anlamış olduk. Ya da yani ben şunu yapmak istemiyorum, keşke yapabilsem bunu ama gerçekten yani bu abilmek, ebilmek ekleri var ya hani yapamıyorum gerçekten. Hiçbir şekilde ulaşılmaz olmak, ne mesaj cevap vermek, ne askepem olmak, ne yorumlara yazmak, oku cevap verme yani ya bu olacak. Kontrolü böyle sağlayacaksın. Ya da şimdiki gibi kafa yiyeceksin yani.
Yani işte azalıyorsun. Yani bir şekilde bunu eliyorsun. Yani bizim de bir eleme prosesimiz var sonuçta. Biz de bir eleme sürecinden geçiriyoruz. Evet, evet. Bilmiyorum farkında mısınız değil misiniz ama bir şekilde biz insanların bizi izlememesini sağlıyoruz zaten. Yani elemeye amacımız bu olarak yapıyoruz bunu. Hani bunu yapıyoruz zaten. Şimdi sen hani reaction'larda kararını verdin. Yani bunlar zaten azaltan şeyler, azaltan etkiler. Biz sadece gerçek çubuklar kendilerini biliyorlar ve onlarla olmaktan mutluyuz. Onlarla fikir paylaşımı yapmaktan, hani duygu paylaşımı yapmaktan çok mutluyuz. Onların devamını bekliyoruz. Yeni gelecek arkadaşlara da şunu söyleyebilirim. Eğer kafanız açık değilse... Yeni gelecek arkadaşların hiçbiri bu videoyu burasına kadar izlemeyecek. Bilmiyorum ama... Yani yeni olmayacaklar. Yani yenilerle ilgili şunu düşünüyorum sadece. İnşallah yeniler olmaz yani. Ben onu düşünüyorum sadece. Hayır, yeniler olmaz çok acımasız oldu. Yeniler olsun kanka durdu. Aynı yani olsun da yani... Ya şöyle, yani dediğim gibi hazıra konmayalım arkadaşlar. Yani 2 yıl olmuş. Ta, ya mesela şeyi anlamıyorum. Mesela bir tane, ne o? Atıyorum mesela, EXO'yu hiç bilmediğimiz bir zaman var ya, hiç bilmiyoruz falan diyorum. Atıyorum, 1,5 yıl önce yapmışız videoyu. Orada yazıyor tarihi, yayın tarihi falan. Ve altına şey yapıyorlar, EXO'yu nasıl tanımazsın? İşte üyeler bunlar, üyeler bunlar. Zeynep 1,5 yıl geçmiş yani. Ve ben tanımıyorum. Yani insan bir hala düşünüyor. Hala öğrenmedi falan diyemedim. Öğrenemedi. Hayır, yani öğrenmemiş de olabilir ama şunu düşünebilecek insanlarız yani hepimiz. Bunu düşünemeyecek insan yok ama düşünmemeyi tercih eden insanlar var işte. Ben onu anlayamıyorum. Yani insan bir bakar bu videoyu ne zaman yapın, ne zaman yayınlanmış, üzerinden 1,5 yıl geçmiş. Ha, ben bunu buraya yazmakta haksız olabilirim. Çünkü aradan 1,5 yıl geçmiş ve 1,5 yılda bunun eksiklerini eksik olarak görmüyorum ama bu artık böyle olmayabilir diye düşünüp bir kontrol eden insan yorum yapmaları var. Ya mesela bunlar hani yazsam ne olur gibi düşünüyorsunuz ama bir şey oluyor işte. Bunlar canını acıtan şeyler. Zaten... Uğraştıran şeyler çünkü bunlar. Ufak ufak 1000 tane şeyle uğraştığınızda zaten kocaman bir vaktinizi alıyor. Yani çünkü zaten aslında bir hayatımız var ve bu hayat artık bu yaptığımız işe daha baskın gelmeye başladı ve zaten zor vakit ayırarak yapıyoruz bunu. Eğer hani istek duyurmaz hale gelirse bu iş zaten yapılmaz hale geliyor. Aynen. O yüzden zaten hani sorunlar yaşanıyor ama ben şundan memnunum. Bir şekilde hani gördüğüm buluşmalardan da gördüğüm kadarıyla bizim gerçek çubuklar çok gerçekten bizim kafamızdan insanlar ve onlar hani hakikaten bu insana böyle ilham veren yani daha çok şey yapasın geliyor. Hani böyle ya ben yapayım bunu da yapayım ya falan diye düşünüyorsun. Mesela yani. Bir Şengu vardı şu an adını hatırlamıyorum çok üzgünüm ama bu ne zaman ben şeyden Facebook'tan bir YouTube yorumlarını kapsamına alıp yayınladım ya ondan sonra bana mesaj attı bir Şengu ve dedi ki hani bir destek mesajıydı o bana zaten şey yazmıştı. Benim de zaman zaman size kızdığım ve onaylamadığım davranışlarınız ve düşünceleriniz oldu. Ama bu hiçbir zaman sizi izlemememe veya hakaret etmeme sebep değildi. Ve ben sizi izlemeye devam ettim. Çünkü farklı düşünebiliriz yazdı bana ve ben şey oldum. Ya hakikaten başımın üstünde yerim var. Yani, aynen, aynen. Kelime anlamıyla yani bu tarz yani aslında normal... Sağlıklı düşünebilen bir insanın zaten böyle düşünüyor olması gerekiyor. Ama o kadar nadir olmaya başladı ki bu tarz insanlar insan önünde eğilesi geliyor yani. Evet, evet. Çünkü hakikaten buna ihtiyacımız var. Yani sadece bizim değil, Anyang Chingo'nun değil, Türkiye'nin ve dünyanın. Gerçekten böyle insanlara ihtiyacımız var. Farklı görüş olmadan hiçbir şey olmaz. Ne Rönesans olurdu, ne matbaa icat edilirdi, ne... demokrasi bulunurdu. Ne de başka bir şey. Hiçbir şey olmazdı farklı görüşler olmasaydı. Yani ama herkes hepimiz aynı düşünmek zorundaymışız gibi gösteriyor. Herkes aynı düşünüyor. Ya bilmiyorum. Yani hani gelişmeye ihtiyacımız var. Herkesin gelişmeye ihtiyacı var. Bu neslin daha çok gelişmeye ihtiyacı var. Aynen öyle. İnanıyorum. Bu nesil... Ya bu neslin her duyguna inanmamaya ihtiyacı var. Evet. Yani bu neslin okuyup, izleyip kendi doğrusunu bulmaya ihtiyacı var. Bu nesil daha çok araştırmaya, daha çok okumaya ihtiyaç duyuyor. O yüzden her videoda söylüyorum.
okumak zorundasınız, okula gitmek zorundasınız, üniversiteye gitmek zorundasınız diyorum. Her defasında eğitilmek zorundasınız diyorum. Çünkü görüyorum, eğitimsiziz, okumuyoruz, dinlemiyoruz, dinlemediğimiz için öğrenmiyoruz. Saçma sapan bir sistem halindeyiz. O yüzden hep bizimle karşılaşan, bizimle olan donsentlere de söylüyoruz. Yapın, çalışın, çabalayın, öğrenin, okuyun, yazın. Çünkü eğitimsiziz ve eğitimsiz olduğumuz için duygularımızı da kontrol edemiyoruz. Adam gibi duygu da yaşayamıyoruz. Abuk subuk bir hale geliyor durum. O yüzden de biz bu iki kişi bu noktaya gelene kadar herhalde biz burada gökten zembille inip de hiçbir şey okumadan yapmadık yani bunu. Deli gibi okuduk, deli gibi yazdık, deli gibi bir şeyler kattık. Kendimize de şu işi yapıyoruz. Yani zaten yapamayacak olsaydık zaten yapamazdık yani. Böyle bir fikir olmazdı zaten. Böyle bir eğitimimiz olmasaydı. O yüzden de arkadaşım yani okuyun, yazın. Ya size tek önereceğim şey mesela bir yerde tesadüfen, öğrenmek amaçlı olmasın, tesadüfen bir bilgi okudunuz. Atıyorum. O bilgi de şu. Bir arkadaşınız Facebook'unda paylaşmış ve yazıyor ki 2 kere 2 4'tür. Bu bir bilgi. 2 kere 2'nin 4 olduğuna inanmayın. Girin farklı kaynaklardan hakikaten 2 kere 2 4 mü ona bir bakın. Evet. 2 kere 2'nin 5 olduğunu ya da 3 olduğunu iddia eden adamların görüşlerini de okuyun. Hı. Ondan sonra 2 mi 3 mü 4 mü 5 mi olduğuna karar verin. Hı. Sadece tek bir bilgiye odaklanıp bu böyledir demek doğru olduğunu göstermez. Evet. Size tek önerebileceğim şey budur. Bizim dediğimiz şeylere de inanmayın. Hı. Ben şimdi böyle diyorum ya, açın tersine bir bakın. Hı. Acaba hangisi daha mantıklı geliyor size? Ondan ona göre davranın. Aynen. Kimsenin dediğine inanmayın. Yani yıllarca sigara içilmesi sağlıklı bir şey olarak düşünülmüş bundan bilmem kaç yıl önce. Evet. Ama şu anda zararlı olduğunu biliyoruz. Şimdi hangisi doğru? Aynen. Öğren. Bil. Yani çok fazla vakit harcıyoruz. Hani bunu bilmek lazım. K-pop fanları ve Kore fanları çok fazla vakit harcıyorlar. Çok haklılar harcamakta. Çünkü çok az görüyoruz. Ülkeye gelmiyorlar. Satılmıyor albümler. Hani tabii ki çok haklısınız. Çok fazla vakit harcıyoruz ama evet, öyle ihtiyaç hissediyoruz ama bir taraftan da hayat geçiyor ve hayat kaçıyor. Evet, evet. En azından yani şöyle düşünün. Basit olması için örneği öyle mesela bir G-Dragon klibi izliyorsanız G-Dragon işte ne bileyim metaforlar oynamış şu falan filan bir adam. Ya otur o metaforunla mesela Tap çıktı bununla dair bir Dadaizm'in ne olduğunu öğren mesela. Evet. Madem merak ediyorsun. Tapu da daha iyi anlarsın böylece. Yani böyle izleyin. Böyle vaktinizi geçirin. Veya mesela Kore programı dinlerken ne bileyim amacınız Korecenizi geliştirmekse bir yandan da bu sefer şey olun, ha demek bu kelimede bu demekmişin bilincinde olarak izleyin. Ya mesela hala şey soruları geliyor işte. Hiç izlemeyin yani. Sen abla nasıl İngilizceni geliştirdin? İşte İngilizceniz nasıl bu kadar iyi? Ya ben şunu anlayamıyorum. Etrafımda bu kadar çok İngilizce şimdi yaş küçüklüğünden dolayı bilememeyi anlarım. O kadar vaktin yok. Yani olmamıştır öğrenecek kadar. Ama mesela 21-22 yaşına gelmiş de standart bir evde, standart koşullarda, fazla bir lüks değil, ortalama yaşamış bir ailenin, çocuğunun hala İngilizceyi çat pat bile olmayacak bir şekilde konuşamamasını anlayamıyorum. Çünkü bu gerçekten çaba göstermemiz gereken bir şey. İngilizceyi çat pat bile olsa konuşamamanız gerçekten çaba göstermeniz gereken bir şey. Ama okullarda da öğretiliyor yani. Ya okullarda öğretilen İngilizceye bir inanmıyorum ama o var. İkincisi her tarafımızda İngilizce yazıyor. Evet. İzlediğimiz filmler İngiliz filmleri. Kore şeylerini izliyorsunuz İngilizce altyazısı var. Yani İngilizceyi öğreniyor. Yani sokakta çalan şarkı İngilizce. Yani sen nasıl olur da öğrenemezsin bugüne kadar İngilizceyi? Nasıl kulağın dolmaz İngilizceyi? Nasıl kendini tanıtamazsın? Nasıl yardım isteyemezsin? Bir de yani kusura bakmayın Korece diye popolasını yırtıyor herkes de özür dilerim. Korece sadece Kore'de geçen bir dil. İngilizce dünyada geçen bir dil. Yani Korece bilmeden İngilizce bile yani Kore'ye giderseniz hayatta kalırsınız zaten. Hani hiç kimse aa Korece bilmiyor musun demez. Yani şöyle düşün. İngilizceyi bilip bütün dünyayı gezebilirsiniz. Korece bilip sadece Kore'ye gidebilirsiniz. Ya da başka bir ülkede Kore'ye gidebilirsiniz. O yüzden Korece öğrenmeden önce Allah aşkına bir İngilizce öğrenin de ondan sonra Korece'yi öğrenirsiniz. Yani onun kıza da ya şöyle diyeyim size hani gerçekten her öğrendiğinizde size farklı bir şey katar. Çünkü atıyorum Ugandaca bilirsin ama Ugandacadan çevrilmiş şeyler azdır ama sen Ugandacayı Ugandaca okursun ve öğrenirsin. Kimsenin bilmediği şeyi öğrenirsin. Evet. Ya İngilizce
her şey İngilizceye çevriliyor. Evet. Yani elinizdeki kaynak sayısını düşünebiliyor musunuz? Ya sırf K pop ve K variyetler için bile İngilizce öğrenir. İngilizce öğrenir yani hakikaten. Çünkü hepsi İngilizce alt yazılı yapılıyor. Yani hiçbiri şey değil ki yani Türkçe alt yazılı o kadar sonra geliyor ki. Aynen öyle. Yani dizilerde tamam bunun sıkıntısını yaşamıyorsunuz ama yani varlıkların hepsi öyle geliyor. Yani Infinity Challenge, Infinity Challenge'ı Türkçe çeviren yok Türkiye'de. Yok. We Got Married yok. Yani en önemli programları izleyemedikten sonra bunun ne keyfi var ki? Yani sadece dizi izleyerek ve müzik dinleyerek ayakta sadece kalmıyor. Tek bir tarafına bakıyorsunuz. Evet yani. Koreli'nden. Yani olay Kore ise Kore'nin tek bir tarafı şu şurada kapı deliğim ben Kore'ye baktığınızı düşünün. Ya İngilizce öğrenmek zorundasınız. Bunun kaçarı yok. Yani bu soru işareti yok. Böyle bir soru işareti ya yok. Ya eskiden söyledim mesela biz küçükken evet bu nerede? Şunun altında saç falan ama dolabın altında. Gerçek. Evet. Ev kızı oldum. Kaçta? Kaçta geleceksin? Sporla kaçta geleceksin? On bir arasında. 10:30. Nasıl? Spordan çıkınca ara beni. Yani. Spordan çıkınca ara beni. Yani spordan çıkınca dedim, spordan çıkınca eve gelmeden önce ara beni. Ben. Evet. Elifat benim bu arada. Geliyorum. Elifat benim bu arada. Gel, gel kendini göster, fanların olsun. Gel yakışıklı çocuksun gel. Gel yavrum. Kaan var ya, Kaan'ın fanları var. Gel. İngiliz. Evet, İngiliz. Ha, şey diyorum, biz küçükken, aha, ortaokuldayken falan bize şey derlerdi. İşte kızım işte liseye git, liseden sonra üniversiteye git, artık üniversitede olmayanları işe almıyorlar. Biz büyüdük, üniversiteye geldik, bu sefer şey oldu, master olmayanı işe almıyorlar oldu. Biz muhtemelen master bitirdiğimizde doktorayı olmayanı almıyorlar kıvamına çok yaklaşmış olacağız. Ve bir de şey vardı, İngilizce bilmezsen olmaz. Şimdi zaten hani İngilizce bilmeyerek çok geridesiniz, üzgünüm ama bu bir gerçek. İngilizce olmadan, zaten gerideyken şu an günümüzde İngilizce haricinde ekstra bir dil mutlaka şart koşuluyor. Evet. Yani sizin zaten İngilizce bilip üzerinde başka bir şey öğrenmiş olmanız gerekiyor. En azından 25 yaşınıza geldiğinizde. En azından diyorum ki 25 yaşında bir insan normalde üniversiteyi zaten çoktan bitirmiş oluyor. Hiç vakit kaybetmeden üniversiteye gidiyor ki o da geç. Yani 23'te falan iki dili en azından idare edecek şekilde konuşabiliyor olmanız gerekiyor Türkçe dışında. Ve siz hani yaş ortalamasının küçük olduğunu düşünerek daha vaktiniz var, İngilizce ile başlayın. Binlerce İngilizce kursu var. Hani İngilizce kursuna gidemez, binlerce İngilizce kitap var. Yani kitabı da geçtim, etrafınızdaki her şey İngilizce. Yani bir DVD'yi alıp Türkçe altyazısına basmayın bir kere de. İngilizce izleyin. Yani bakın, anlıyor musunuz? Ya belki, belki anlayıp anlamadığınızı da bilmiyorsunuz belki. Belki gerçekten biliyorsunuz ama bildiğinizin farkında değilsiniz sürekli Türkçe okuduğunuz için. Ya mesela bunu daha yeni yaşadım. D&R'a gittim ve D&R'den kitap alacağım. Kitabın İngilizcesi var, Türkçesi yok. Ve kitabı çok okumak istedim yani. Deli gibi okumak istiyorum. Çünkü çok sevdim arkasından konusunu. Bak, İngilizcesini aldım, İngilizcesini okuyorum şu anda. Hani benim için hani şey olmadım böyle. Aa, hani Türkçesi yok mu? O zaman almayayım. Hani ya ay ben şeyi hatırlıyorum. Harry Potter'ın son kitabı, evet. Geçeri, Twilight'da aynı, evet, şekilde. O da İngilizce okuduk. Evet, ben okudum de Twilight'da İngilizcesini alıp okudum yani. Ne yapayım? Ya bir de şöyle bir gerçek var. Ne kadar dinlerseniz o kadar iyi konuşursunuz. Ne kadar okursanız o kadar iyi yazarsınız. Evet. Ama hiçbir zaman bir tanesi yetmiyor. O yüzden ikisini de yapmanız gerekiyor. Hem okuyup hem dinlemeniz lazım. Evet. Bu şu an günümüzde çok o kadar kolay bir şey ki. Yani her yerde İngilizce bir şey duyabileceğiniz şey var. Zaten müzikten filme kadar. Okuyabileceğiniz şey de her yer, her şeyin İngilizcesi var. Yani bir dergiyi aldığınızda bile bazen hem Türkçesi hem İngilizce olabiliyor içinde yani.
Öyle dergiler alın mesela. Hem Türkçesi yazıyor hem İngilizcesi yazıyor. Anlamış olursunuz, öğrenmiş olursunuz. Adem et bu kelime, bu kelime. Ve hani öğrenmek için hiçbir zaman geç değil. Yani 80 yaşında da olsan, 90 yaşında da olsan öğrenebilirsiniz. O yüzden hiçbir zaman vazgeçmeyin. Alın, okuyun, öğrenin, hayatınıza devam edin. Çünkü o size yeni bir kapı açıyor. Bugün izledim. BTS'in Rap Monster var ya, Rap Monster Kore'de ki en başarılı %1 içindeymiş öğrenciler arasında. Gerçekten çok başarılı bir öğrencilik hayatı varmış. Ben ne, nasıl diye falan böyle sordular Rap Monster'a. Rap Monster da şey dedi. Benim bir hayalim yoktu. Babam bana derslerinde çok iyi ol ki ileride bir hedefin olduğunda istediğini seçebilesin. Hmm. Yani seçemeyecek durumda olmayasın. Siz de öyle olun. Ne kadar çok bilirseniz bundan sonra isteyeceğiniz şeye şu an istemiyor olsanız bile, henüz bir karar vermemiş olsanız bile yaklaşmanız daha kolay demektir. Yani şöyle düşünün. Siz Boğaziçi'ni hedefleyin ama asıl isteğinizin Sütçü İmam Üniversitesi olduğunu düşünüyorsanız Boğaziçi puanı tutturduktan sonra Sütçü İmam'a da gidersiniz zaten. Evet. Ama Sütçü İmam'ı hedeflerseniz Boğaziçi'ne gidemezsiniz. Evet. Bunu demeye çalışıyorum. Her zaman öğrenebildiğinizin en çoğunu, en fazlasını öğrenmeye çalışın ki ileride pişman olmayın. Evet. Yani hepsi ben zaman... oldum. Şahsen söylüyorum. Ben oldum. Şimdi kafamı duvarlara vura vura çalışıyorum. Zamanı kapatmak için. Siz yapmayın. Ya çünkü bu yani fark yaratmıyor. Aynı oluyor. Hikaye yani. Hikaye. Yaratıyor fark. Aynen öyle. Farklılaşıyorsun yani. Elbet farklılaşıyorsun. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Hiçbir zaman pişman değilim. Hiç vakit kaybetmedim. Takır takır hayatıma devam ettim. Okul her zaman benim için birinci planda oldu. Hiç de pişman değilim. Yani takır takır da hayatıma devam ettim. İş bulabilir miyim, bulamaz mıyım bilmiyorum. Ama kendime güvenliğim, iki tane diplomam var. Yani beni ilgilendiren tarafı bu. O yüzden de her ülkede ayakta kalabilirim şu anda. Benim bugün Afganistan'a yollasam Afganistan'da da ayakta kalırım. Çünkü bana Afganistan'da bir üniversite mezunuyum. Ben Hindistan'da da üniversite mezunuyum. Yani benim için hiçbir şey fark etmiyor. O yüzden de eğitilmek zorundasınız. Okulu önemsemek zorundasınız abi. Yani bana kimse okul başladıktan sonra şey diye bir mesaj falan görmeyeyim yani. Aslında bilmem ne sınavım var ama ben burada sizi izliyorum. İzleme abi. İzleme. Git dersini çalış. Allah aşkına. Aynen. Bana senin gibi dersini çözmek tembel dediğimi anlamayan fan değil. Bana dediğini anlayan akıllı ve eğitilmiş bir fan. Mesela biz de yapıyoruz onu. Mesela çalışmamız gerekirken kafayı kaldıramayıp başka bir şeye takıldığımız zaman oluyor. Oluyor. Ama abi yani bunu yazmak bile yani aslında benim matematik sınavım var da hani siz şey diye tamam okey çok saf duygularla yazılmış. Bakın aslında sınavım var ama sizi o kadar çok seviyorum ki sizi izliyorum. Ama o demek değil işte. O demek değil aslında. Aslında orada yaptığın şey kendine yani ne bana kendimi iyi hissettiriyorsun ne de kendine iyi bir şey yapıyorsun evet. Aslında. Ben o zaman şey diye düşünüyorum. O zaman ben yapmayayım bari de kız engel olmayayım yani. O yüzden yani siz ve sizin hayatınız her şeyden daha önde. O yüzden yani bir şey gerçekçi olmak zorundasınız. Ay gerçekçi olmak. Gerçekçi olmak zorundasınız. Kaçarınız yok. Yani her yerde şeyi görüyorum. Ben Kore'ye gideceğim. Ben Kore'de üniversite okuyacağım. Ben üniversiteye girmeyeceğim. Korece öğreneceğim. Yani Kore dili edebiyatı okuyacağım. Şöyle sorular geliyor. Ben Kore'de okumak istiyorum. Sence ne okuyayım? Sen okumak istemiyorsun o zaman. Sen Kore'ye gitmek istiyorsun. Nereden gitmek istediğini de bilmiyorsun. Yani senin amacın Kore'ye kapak atmak ve nedeni yok. Muhtemelen hoppa. Yani başka bir açıklaması yok çünkü. Neden Kore'ye gitmek ister ki biri? Abi yani gerçekçi olacaksın. Kore dili ve edebiyatı okumak için ne istiyorsun oku. Ama yani bana Kore dili ve edebiyatı okuyacağım desem ben bunun bile de saçma bulurum da. Yani hani tek bir şey okumak hiçbir zaman bana mantıklı gelmedi. Yani bir meslek edindirecek bir şey okuman lazım. Sana para kazandıracak olan o şey. Ama abi yani gerçekçi olun yani. Yoksa hayat sizi zorla gerçekçi kılıyor. Yani hani siz isteyerek olun işliyse acısı az olsun yani. Yani ben o yüzden söylüyorum. Yoksa ben Kore'ye gitmek istiyorum, ben Kore'de okumak istiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Belki Kore'de okumak istemeyeceğim. Ve Kore'de hiç yaşamak istemeyeceksin. Belki Kore dünyada en nefret ettiğin ülke haline gelecek. Belki diyeceksin ki abi keşke İtalyan dili edebiyatı okusaydım da İtalya'da yaşasaydım diyeceksin. Evet. Bunu bilemezsin ki yani abi bunu niye riske atıyorsun? Yani üniversiteye girsen burada, üniversiteye gir aynı anda çalış, para biriktir, git Kore'ye. Yani yapabilirsin. Git bir bak.
gerçekten gördüğün gibi yani. Hani üniversiteye girdikten sonra değişim programlarına bilmem neler var. Aynen git Erasmus'la. Evet. Başka bir Avrupa'yı gör. Belki daha çok seveceksin. Evet. Ya da ne bileyim master'ı Kore'de yapmayı planla. Okey. Ona ev fikirim. Ama abi yani daha hiçbir şey bilmiyorum. Lise diyeyim ben Kore'ye gideceğim. Evet. Hepsi bekliyorlar sizi. SM kapısını aç diyor ki nerede bu Türk kızlar? Neredeler? Böyle işte var mı Allah aşkına? Ay. Ay. Hormonlarınıza biraz sahip çıkın. Ne olur. Hormonları bastırıyoruz. Beyin daha iyi çalışacak. Aynen. Beyin daha iyi çalışacak. İnanın bana. İnanın. Yani lütfen. Yani, GD alınmasın, TAP falan da alınmasın ama yani kendileriyle, yani GD ile hadi neyse ama TAP'tan çok şüpheliyim. TAP'la ciddi bir ruh sohbet edebileceğimizi hiç zannetmiyorum. Çünkü eğitim seviyelerimiz tutmuyor. TAP mı? Yok ben TAP bence hiç göründüğü gibi bir alan değil. Evet. Mesela Singri için desem bunu. Singri'yi ben 3 dakika içinde pataklamaya başlarım. Büyük orası da yani Aydınlar'da da eğitim seviyesi oldukça aşağıda olduğu için. Ya Aydınlar'a baktığınızda okey adamlar çok yetenekli. Bambaşka bir şey. Evet yani. Ama hiçbiri üniversite mezunu değil. Üniversite mezunu olsalar da o okula gitmeden alıyorlar o üniversite diplomasını. Evet. Yani en azından diğer öğrencilerle yani aynı sınıfta mezun olan adam da eşit seviyede mezun olmuyor. Yani anlamda. Şöyle söyleyeyim. Running Man'de mesela bir Idol işte bir üniversiteden öğrencilerle işte yarışma yapmaya çalışıyorlar. Ve mesela işte Idol'ların arasında çocuğa soruyorlar hangi üniversiteden mezunsun diyor. Mesela işte Seoul National Üniversitesi'den mezun diyor. Wooo yapıyor Idol. Yani hani Idol ne etkileniyor durumdan nasıl yani falan diye. Çünkü ya adam sizin kendine... ağzınızın suyunu akıttığınız zaman yani normal bir insanın üniversitesinin ağzının suyunu akıtıyor. Yani bu iş böyle. O yüzden de kaçarınız yok. O yüzden hani hayali bırakın, öncelikli gerçek hedefleri koyun, sonra o gerçek hedefler size hayal kurdurtacak. Ya work hard play hard işte ya. Aynen. Work hard play hard. Ya da ne kadar cefa o kadar sefa. Da denebilir. Bugünkü hayat dersimizin sonuna geldik. Evet biz aslında bu skandallardan bahsederken kendimiz bir skandal yaratıp ayrılıyoruz. Sevgiliyiz arkadaşlar. ama güzel ben... tipim değil ama yani. Ne? Siyel tipin mi? Siyel var ya. Ay. Aha şimdi bunlar da... Ay bunlar lez. Ay bilmem ne. Lez olabilirim evet. Belki lezimdir. Değilim. O ayrı mesela. Ha, böyle hayatımda da böyle hayır, şeyden var. Hayır. Çıkıra bana ağzını suyuna aktan bir şey. Belki bir seks lezim kanka. Ya. Potansiyelimi kaybetmek istemiyorum. Potansiyel koca adaylarıma sesleniyorum. Hepsi şaka. Tamamıyla erkeklerden hoşlanıyorum. Yani onları anlaşalım yani. Ama olabilirim. Les olabilirim. Les olsam beni sevmeyecek misiniz? Sevmeyecekseniz lütfen bundan sonra beni izlemeyin. Her an olabilirim. Ama yine de yani gerçekten kısmetler şey yapmak istemiyorum. Arkadaşlar 2 yılı aşıyor bekarım. Yani insan bazen bir yanında sığınabileceği bir koy olsun. Bir liman olsun istiyorum. O yüzden bu esprilerle frenciteyi almayız. Hayır bizim en çok yaptığımız bir şey o değil mi yani? Bakıyorsun. Hani yaşım 25, burcum koç. Bir üniversite bitirdim. İkincisini bitirmek üzereyim. Yaklaşık olarak 3,5 ila 4 arasında dil biliyorum. Kendini bana uygun bulabilecek arkadaşlara telefon numaram 0900 990 90. Ara beni. Gerçekten yani ilgilenen arkadaşlar. Koca değiliz öyle şey. Sogetin dayanamak isteyen var mı bana? Sogetin yalnız yaşı küçükse de kafası olgun olursa sevinirim. Sipariş veriyor. Evet, uzun boylu olsun. Yemek sepetinden sipariş. Ay öyle bir şey yapsalar ya, var mıdır acaba kız araya? Ay kız sapık çıkar onların başında. Yemek sepetinden. Asyalı, evet. Aydın, evet. Aydın, evet. Aa, sonra gerizekalı imajı olsun. Son, evet. Ağzı kocaman olsun, evet. Aa, çansom çıktı. Aa! Bugün de bir mantıklı olalım ama sonra da saçmalayalım attı gerizekalı bir videomuzun daha sonuna geldik. Böyle bir kısmınızın kafasını açtığında bir kısmınızın kafasını kapadığımıza göre
on off düğmeleri. Ya açık ben bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten biraz önce bunu yeni yapmama. Ben mesela atıyorum. Lezbiyenim diye, gayim diye veya erkeklerden hoşlanıyorum diye, domuz yiyorum diye, balık sevmiyorum diye, ayağım 38 numara diye, kirpiklerim uzun diye, kaşımın üstünde, kaşımın üstünde değil, gözümün üstünde kaşım var diye, en yakın arkadaşım Gizem diye veya sizin çok çirkin bulduğunuz bir adama yakışıklı dedim diye beni sevmeyecek insanlar varsa lütfen bu videodan sonra zaten izlemesin. Bilmem anlatabilirim. Çok açık ben evet. Anladım. Özellikle ayağım 38 numara diye. Çünkü değil. 39 numara ayağım. Onda bir anlaşalım. Ayağım 39 numara. Yalancıyım diye beni sevmeyecek adam varsa. Bilinçsiz yalan söylüyor ayağım 38 diye. Oysa ki 39. İspat edeyim mi? Bak. Vallahi 39. Bak. Bak 39 geldi. Evet, böylece bu videonun daha... Altımda da şort var, çıplak değilim. Bir videonun daha sonuna geldik. Çıplam diye beni sevmeyecek varsa lütfen... Lütfen bir ben de kalsın. Bende mi kalsın? Ben de kalsın. Gizem beni sattı fark ettiniz mi? Sen abi çıplaksa beni izleyin. Çıplak olmaktan yani. Hayır çıplak... Benim de gitmem gerekiyor benim çıplak olmaktan dolayı. Çıplaklık sevenler beni, çıplaklığı sevmeyenler Gizem'in izlesi. Kısa saç sevenler Gizem'i, uzun saç sevenler beni izlesin. İkisini de sevmiyorsanız, kel seviyorsanız izlemeyin. Ne de kel yok. Babam var, babam ama şimdi burada değiller. Abim de bir 5 yıla kel olacak. Ay abim bu videoları izliyor şimdi diyecek ki bana kel. Kelsin ama şimdi ben de abi. Bende de var, bak benim de yanlardan gidiyor hep gene çıkmalar. Neyse, kendinize iyi bakın efendim. Hayır bir şey olmuyor. Ha sen o öyle işaret mi yaptın çingulara? Evet. Ben de kamerada bir şey oluyor diyorsun sen. Kendinize iyi bakın efendim. Ben kapatmak istemiyorum. Benim enerji patlaması oldum şu an. Daha keyifli videolarda görüşmek dileğiyle. Senem'i sık sık görürsünüz, beni de arada sırada görürsünüz. Yani ben tek video yapmaya devam edeceğim. Gizem niye yok demeyin bana. Ha. Yok işte çünkü. O evet. Yüzden yok. Hani her bir dakika ya bir şey söyleyeceğim bu senin saçma sorumluluğuna çok. Ya şey videosu var ya bizim K-pop şarkılarını tahmin etme oyunu videomuzda. Ben orada JYP açıyorum. Yok Rain mi açıyorum? JYP soruyorsun bana. Ya da Rain'i soruyorum. Ya da. İkisinden biri. Bakayım hangisi. JYP soruyorsun, ben Rain. Evet, JYP çalıyor. Gizem de şey diyor, Rain bu diyor. Ben de diyorum ki hayır, çok yaklaştın ama değil diyorum. Gizem de diyor ki, neden? Ay çok saçma bir soru. Neden? Ben de şey diyorum, ne demek neden? Çünkü Rain değil yani. Sonra bir daha soruyorum, neden Rain değil? Çok saçma bir soru sormuş. Hiçbir şey diyecek. Yanıldım ama. Çünkü Rain olmadı hiç. Neden Rain oldu? İşte böyle yazan çingular da var. Ama komik olmuyor. Ondan sonra acaba? Yani ha Serem onu söylüyordu. Tek başın, niye tek başınasın? Yok diye sormayın çünkü tek başıma olduğum evet, için. Yani Gizem yok o yüzden. Hani ben Gizem neden yok? Çünkü burada değil. O yüzden yok. Yani. Hani bir burada değil iki aynı passion'ı duymuyor, aynı tutkuyu duymuyor Kore'ye. En fenası giderek Japonlara daha çok ya o değil de o programın adı ne? Enes'in olduğu programın adı ne? Yani Enes Kaya'nın olduğu programın adı ne? Ha. Neyse boşver Enes Kaya'nın olduğu program var ya hepsi yabancı oradaki Japon nedir ya? Ben oradaki İngilizce'liyim. Ha Avustralya'yım. İngiliz diyorum çocuğa Avustralyalı oysa ki. Ama o Japon nedir? Japon yazık evlilik hayal ediyormuş. İşte kahvaltı edeceklermiş beraber falan. Enes döndü. Gerçeğini. Bir saniyede de evli birine sordu. Şimdi nasıl evlilik dedi. Valla ben tek başıma oturup egemen yiyorum. Nasıl egemen yiyorum? Karbon yiyor. Ben çok gerçekçi bir yorumda. Kendinize iyi bakın efendim. Kapatmayacağım. Anio. Kapatmıyorum. O zaman ben gittikten sonra konuşmaya devam edersin. Anio. Sen kim?
hala odanın içinde. Gizem sizi sevmiyor bak. Odada olmasına rağmen kameralardan kaçıyor. Ne yapıyor? Telefonumu arıyorum. Ha. Bak kameranın önünde eğilerek geçti. O derece nefret ediyor bak. Değerimi bilin. Gizem'i gömerek popülerite kazanmaya çalışan sen. Gizem var ya şerler sizin. Çok sıkıldım şu an ya. Bu kadar konuştuk ya ders çalışmasın geldi. Evet. Çalışıyorum ulan ben de. Bak hemen masam üstündeki ders notlarımı nasıl istat edeceğim bakacağız. Hop. Bak. Hop. Görünmez oyuncu. Hop. Bak nasıl notlar notlar. Nasıl çalışıyor kız bak. Bak nasıl çalışıyor kız maşallah. Hadi bir gaza gelin siz de. Bak ben kendim konuşurken gaza geldim. Sen Hakkı'dan gidiyor musun eve? Evet. Ben de Starbucks'a gideyim de ders çalışayım. Yok. Burada da çalışabilirim. Odam toplu olduğuna göre artık. Ben çok dağınırım da normalde. Ya geçen gün gaza geldim. Odamı temizledim. Topladım. Odamda mesela bir sürü yer var artık ders çalışabileceğim. Eskiden hep yerde kıyafet miyafet vardı. Artık yok. Ben de kapatayım artık. Ben böyle... Gizem çok kötüsün. Şu an nasıl kapatacağım bilemiyorum. Bırakıp gittin beni. Bu hiç de takmıyor beni. Görüyor musun? Ne yapayım? Tişörtün nasıl? Ha geçen arkadaş şey yazmış. Limonyan videosunun şeyine. Selam abla valla bacaklar incelmiş falan diye. Ya benim bacaklar ayıp düşünemezse hep inceydi. O konuda sıkıntım olmadı da hiç. Göbek gitmiyor anam. Göbek gitmiyor. Spora başladık ama. Hayırlısıyla bir aya falan bir aşama kaydederim diye düşünüyorum. Ama bacakları sıkıntı benim. Evet. Dediğim gibi hiçbir zaman olmadı. Bir üst bacağın en üst kısmında bir ufak bir sıkıntı var. Geçer. O önemli değil o kadar. Evet. Başka? Gideyim mi o zaman ben de? Madem. Şey de koltuk da normalde orada durmuyor. Çünkü Aldas dolap gördüğünüz gibi saçma olurdu orada durması. Uygun olduğu için oraya şey yaptık. Öyle o zaman. Gideyim mi? Bizim şu an ne yaptığımı anlam veremiyor. Ben de bilmiyorum. Şu an sadece bay bay diyemiyorum ve şey düşünüyorum. Editlerken bunları ne yapacağım? Yani şu anki tek de... Neyse işte arada salaklama verin ya. Yapacak bir şey yok. Bu videoda böyle bitti. Anio. Hala kapatamıyor. Valla kapat bak. Bu sefer sevgilim önce sen kapat. Hakikaten önce siz kapatsanız o sayfayı. Allah aşkına siz kapatın sayfayı. Hadi. Bak getir o mouse'u X'in üstüne. Getir. Getir kapat. Bak. Aynı anda kapatalım. Bak aynı anda. Bak basıyorum burada. Aynı anda kapatıyor muyuz? 3, 2. Bak kapatmadın ama. Kapatmadın olmadı. Olmadı bak. Aynı anda. 1, 2, 3.